çok kazanayım düşüncesinde de oldum. Ekonomik branşlarla ilgili tavsiye aldım. Bir dönem onlara da yazmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hani biraz daha Türkiye'nin şartlarıyla ilgili, çünkü Türkiye'de tıp doktorluğu daha garanti bir meslek. Yani bir ekonomik bir bölüm okuduğunuzda ekonometri, işletme, iktisat ne olacağı belli değil. Hepimiz mesleğimizi seçerken üniversiteyi bitirdiğimizde hangi işi yapacağız, kamuda çalışabilecek miyiz, hemen iş bulabilecek miyiz düşünceleriyle seçiyoruz. Ben de o şekilde seçtim. Yani evet, istediğim, sevdiğim bir meslekti. Fakat bunları düşünerek seçtim. Şöyle söyleyelim, 20 yıl sonra eğer ülkemizde hekim açığı olmayacaksa, insanımız acaba hekimlik mesleğini seçmeyi bugünkü kadar isteyecek mi? Avrupa'nın bazı ülkelerinde, Norveç, İsveç, oralarda hekim fazlalığı var. Oradaki hekimler başka ülkelere gidiyorlar. 10 yıl zarfında Türkiye'de hekim açığı kapanacağı tahmin ediliyor, planlanıyor. 10 yıldan sonra da zaten kadroları yavaş yavaş düşürmeye başladılar şimdiden. 10 yıldan sonra daha da planlı yapacaklarını düşünüyorum. Yarın Türkiye'de farklı bir meslek çıkar. Kamuda çalışması, özelde çalışması daha imkanlara sahip olur. İnsanımız o yönde de çalışma sarf edebilir. Tabii ki ben doktor olduğum için kendi mesleğimle ilgili şeyler konuşuyorum. Türkiye'nin çok açıkta bıraktığı meslekler var. 7 yıldır bu mesleği icra ediyorum. İsterseniz size bir eczacılık nedir, eczacılık mesleği nedir, onun bir kısa bir tanımını falan yapayım. Ondan sonra da sorularınız falan olursa bunları cevaplarım. Eczacılık 1930'lu yıllara kadar tıpla beraber bir program çerçevesinde okutulurmuş. 1930'dan sonra artık bağımsız bir dal olarak hareket etmiş. İlk etapta yüksekokul düzeyindeyken, işte 1940'lardan itibaren de fakülte düzeyinde, yani SAS eğitimi diye tabir ettiğimiz bir akademik sıralama çerçevesinde eğitim süresi 4 yıl, sonra da 5 yıl şeklinde. Şu anki eczacılık fakültelerini işte hazırlık sınıflarıyla beraber, yani yaklaşık yarısı yarı yarıya, yani yarısı Türkçe eğitim verirken yarısı da yabancı dilde bir eğitim veriyor. Toplam eczacılık 5 yıl, yabancı dilde 1 yıl hazırlık, 6 yıl şeklinde lisans eğitim süresi. Eczacılık ilaç diye tabir ettiğimiz ama Latince kökenli bir kelime. Genel tanımda zehir demektir. Zehir. Ama bizdeki olgusu insanların dozlar önemlidir burada. Zehirle fayda arasında, sağlık açısından fayda arasında ince bir çizgi. Ziraat bölümüne hitap ediyoruz. Bunun yanında biz bu ilaçları elde ederken teçhizat, alet ve teçhizat kullandığımız için elektronik bölüme hitap ediyoruz.